Merhabalar, iyi pazarlar. Alışılmış formatımızın aksine bugün iki tane konuğum var. Çünkü konuşacağımız konu deniz derya bir konu olacak. Tiyatro üzerine konuşacağız, fiziksel tiyatro üzerine konuşacağız. Tiyatronun kuramları üzerine konuşacağız, yeni yaptığımız oyunlar üzerine konuşacağız. Bol bol tiyatro sohbeti olacağı güzel bir pazar gününe hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım çok seçkin iki tane tiyatro insanı. Biri oyuncu, diğeri yönetmen ve aynı zamanda eğitmen. Tolga İskit ve Güray Dinçol. Hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Çok teşekkür ederiz davetiniz için. Rica ederim. Konuşmak ve burada sizinle birlikte olmak benim için çok güzel bir vesile oluyor tiyatroyu konuşmak hakkında. Çok hoşuma gidiyor tiyatro konuşmak. Özellikle sizin gibi yeni yeni şeyler keşfetmek için varını yoğunu ortaya döken insanlarla bir araya gelmek. Gerçekten tiyatronun anlamını bir kere daha bu işi yapanlara hatırlatmanın faydası olduğunu düşünüyorum. Genellikle tiyatro bir hevesle başlayan ve başladıktan bir süre sonra da o hevesi törpüleyen birçok şeyle karşılaştığınız, örselendiğiniz ilginç bir sanat Türkiye için öyle. En azından burada böyle oluyor. Tiyatroya gönül vermiş, tiyatroyu yenilikler yapmak üzere eğitimini almaya gitmiş insanlar maalesef ki okullarda özellikle karşılaşmış oldukları eski fikirlerle, eski bilgilerle donanıp eski kafalı birer insan olup bir de onları kafalarından atmaya çalışıyorlar bir süre sonra. Ama bunu aşan insanlar var tıpkı sizler gibi. Ben sizden önce Tolga'dan başlamak istiyorum. Çünkü genellikle oyuncuların çok zor zamanlar yaşadığı bir şey bu süreç. Yani bu pandemiden bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani çünkü laf dönüp dolaşıp pandemiye gelecek ama söylemeye çalıştığım şey şu. Okulda edindiğin eski bilgiler, o bilgilerden kurtulma nasıl gerçekleşti hayatında, profesyonel hayatında? Nasıl gerçekleşti? Ya bir yanıyla aslında ben biraz şanslı bir dönemde okudum. Yani Eskişehir'de açıkçası. Anadolu Üniversitesi mezunuyum, konservatuvar mezunuyum. Eskişehir'de birbirinden aslında farklı ekollerde hocalarla çalışma fırsatı buldum ben. Ama her zaman tabii bahsettiğiniz gibi o daha böyle konvansiyonel eğitim bütün zemini hani kaplıyordu. Ama onun dışında özellikle işte 3. sınıf itibariyle daha böyle farklı kollara böyle açılmaya başladım. Esas süreç benim için lisanstan mezun olduktan sonra sanatta yeterlik yapmaya başladım. Hı hı. O süreçte işte yani daha fazla okudukça, daha fazla takip ettikçe bambaşka şeylerle karşılaşmaya başladım. Sonra tabii denemeye başlıyorsunuz, fırsat yaratmaya başlıyorsunuz. İşte küçük küçük atölyelerle başlıyor bu. İşte Grotowski Work Center'la çalıştım. Ondan sonra işte medresede, tiyatro medresinin başka yerlere doğru gittim falan. Sonra Şato'nun altındayla ben karşılaştım. Oyunu izledim. Çok ilginç bir plastikti değil mi? Oyundan çıktıktan sonra yani benim gibi eminim birçok oyuncu da hissetmiştir. Yani bu adam kim ve bunlar ne yapıyor? Bu iki deli kadın ne yapıyor sahnede diye. Gerçekten araştırmaya başladım. Hem o ekolü de biraz böyle okuyarak ederek araştırdım falan. Sonra bir şekilde ulaşmaya çalışıyordum. Sonra kalabalık doğası vesile oldu. Güray'la karşılaştım. Sağ olsun Volkan da aramızda bir köprü oldu. Yazarımız Volkan Çıkıtoğlu da. Sonra tabii Güray'la uzun eğitimler yaptık. Yani oyunu normalde ilk 1,5-2 ayda oyun çıkar biliyorsunuz ki. Evet. Ülkede. Öyledir. Yani biz 9 ay çalıştık. Bizde tiyatro araştırmaları laboratuvarı vardı şehir tiyatrolarında. 9 yıl çalıştıkları vardı. Yani bir oyunu 9 yıl çalıştıkları. 9 ay çalıştık ve o süreçte tabii ki işte fiziksel tiyatroya dair bir sürü işte çalışma yaptık Güray'ın liderliğinde. Yani şey çok önemli. Aslında son belki bir 4-5 yıldır küçük küçük atölyelerle de ilerlese yine de geçmişe göre yani işte atıyorum ben 2005'te girdim Eskişehir'e. 2005'e göre o yıllara göre şimdi çok daha fazla farklı tekniklerin uygulandığı atölyeler var. Buna yani evet biraz böyle pahalı biraz şeyler falan ama işte oradan buradan çarparak bölerek ulaşmak aslında mümkün. Yani çok çok acayip bir süreç o çünkü. O okuldaki şeyleri yıkmak ve yerine yeni bir şey koymak çok acayip bir süreç yani. Vay be. Peki Güray bir şey öğrenmek isterim. Bu bir bayrak yarışı gibi mi bilginin aktarımı? Yoksa bildiğini tamamen aktaramıyorsun, yeni birini yetiştiremiyorsun durumu yaşıyor musun? Yani bayrak yarışı sanki evet doğru bir benzetme. Yani benim mesela enteresandır aslında hiç konvansiyonel bir yerden gelmiyorum. Alaylı bir geçmişim var. Hı hı. Hukuk mezunuyum aslında. Sonrasında işte
tiyatro yüksek lisansı yapıyorum, üstüne İtalya'ya gidiyorum ve orada usta diyebileceğim bir insan buluyorum aslında, bir ustam var. Ve o ustam aslında hep şeyi derdi, bilgi cimriliği bizim tiyatronun en büyük problemi deyip böyle sonsuz bir enerjiyle, sonsuz bir çabayla bildiği her bir zerreyi aktarmaya çalışırdı bize. Kendisi de hatta bu meşhur bir Fransız tiyatro pedagogu vardır, Jacques Lecoq. O ekolü takip ediyordu, Paris'te okulu vardır. Ona şey derdi, Monsieur Lecoq hani muazzam bir insan tiyatro dünyası için, bizim de takip ettiğimiz ekol, ama böyle bilgiyi damla damla verir bize. Yani böyle bir o cömertlik için böyle bir savaşman gerekirdi o cömert bilgiye ulaşabilmek için. O yüzden ben şeyi önemsiyorum, evet. Yani bir miras var ama mirasın üstüne araştırma yapıp yeni bir şey koymak, o yeni koyduğun şeyi araştırmak, didiklemek, yeni bir forma dönüştürmek, bir yandan dünyada kim ne yapıyor, ne oluyor, ne bitiyor, benzer ya da hiç benzemez işlerle, işte kukla sanatından tutun maske oyunculuğuna, clown'dan tutun işte çağdaş dansa, performansa, yani bir sürü başka disiplinde aslında kendimizi nasıl besleyebiliriz gibi bir böyle kanala girdik. Evet, bir yanıyla bayrak yarışı, bir yanıyla ilham, bir yanıyla da böyle kendi keşfiniz diyebilirim, böyle hepsinin karışımı bir yerde durmaya çalışıyoruz. Bizde genellikle tiyatro sanatıyla ilgilenenler, bu sanatın emekçileri çok fazla diğer sanat dallarının takipçisi olamazlar. Bu işin çok zaman alıcı bir iş olması nedeniyle. Peki Güray ne izler, Güray ne dinler, Güray ne okur? Yani aslında Güray bir sünger olmaya gayret ediyor diyebilirim. Yani çok böyle trash, en olmayacak böyle B filmleri de çok severim. İşte fantastik sinema, çizgi romandan tutun işte operaya kadar. Böyle hani çok geniş bir beğeni skalam var aslında. Biraz hatta midesiz de derler arkadaşlarım, eşim, dostum. O yüzden hani şu böyle yoğunlaştığım bir seyretme, okuma deneyimim yok. Biraz şeyim, dağınık bir okuyucu ve izleyiciyim. Ama bunun da çok faydasını görüyorum. Yani böyle bir avcı toplayıcı gibi böyle. Tarantino var gibi. Evet, yani seviyorum. Yani popu, kiçi, geleneksel olanı, işte çağdaş araştırmaları. Yani böyle hepsinin aslında karmasında bir yerde acaba Güray'ın yolu ne? Yani ona bakıyorum. Bunu bir eğitim biçimine dönüştürmeye çalışıyorum. Bunu bir estetik anlayışa dönüştürmeye çalışıyorum. Vallahi kendini böyle bilginin bir hapishanesinden kurtarmışsın. Ne mutlu sana. Yani tabii bir yanıyla öyle ama bir yanıyla da bir kaos. Yani hani evet, kontrol edilemez bir merak ve okuma ya da denemenin de aslında bazen işte o yüzden 9 ay sürüyor provalarımız bakınca. Yani hani biz 9 ayın 9 ayı böyle her gün çalışmıyoruz tabii ki. Demliyoruz, dinleniyoruz. Çok fazla seyirciye açık prova yapıyoruz, geri bildirim alıyoruz. Ya aslında bir tür, ben biraz komik bir tabir ama sofistike halk tiyatrosu gibi kendimce bir şey uydurdum. Ya o sofistikasyondan vazgeçmiyorum. Belli bir derinliği, entelektüel çabası, arayışı, yenilikçi bir yanı var. Söyleyecek sözü elbette ama bir yandan da kimin için yapıyoruz bunu? Ya kendi kendimize bir karanlık odaya kapanıp kimsenin izlemeyeceği oyunlar yapmak gibi bir şeyim de yok, derdim de yok. O yüzden hani sanki bugünün çağdaş sanatçısı tam böyle bir avcı toplayıcı gibi, ya ormana girdik. Böyle karnımızı doyurmamız lazım. Biraz o, biraz o, biraz o, biraz o derken yer yer hazımsızlık da oluyor tabii ama böyle tam bir şeyim de yok yani. Budur diyeceğim bir fokusum hala yok. Yani 43 yaşındayım, hala açım diyebilirim. Vallahi ne güzel anlattın ama ilkesi olduktan sonra, birinin anlatma derdi ve ilkesi olduktan sonra ve nasıl anlatacağı hakkında kabaca bir fikri olduktan sonra ve kime yaptığı, en önemlisi hikayede bu, kime yaptığı hakkında bir fikri olduktan sonra ortalamayı bulması bence çok da zor bir şey değil. Ben de şimdi hani kafayı biraz böyle uzun zamandan beri anlatı tiyatrosuna ve seyirciyle, seyirciyi iyi hissettirecek ama lafını da söyleyecek, duygulanacaksa seyircinin duygulanacağı, üzülecekse üzüleceği ama sonuçta oradan coşkuyla ve mutlulukla ayrılacağı bir şey üzerine kafa yoruyorum. Biz de bir ekiple çalışıyoruz. Senin çok iyi bildiğin gibi işte Cengiz Toraman'la çalışıyorum ben de. Ve orada yaratılan enerjiyi, orada yarattığımız güç birliğini görebiliyorum. Ben diğer çalıştığım tiyatrolarda gözlemlediğim bir şey vardı. Avrupa tiyatrolarında özellikle. İşte Alexander Popovski ile çalıştım iki oyunda, şehir tiyatrosunda. Ve orada şeyi gördüm. Ekiple çalışıyor. Dramaturgu var. İşte kostümcüsü var, ışıkçısı var. İnanılır gibi değil. Mesela Roberto Chulli de aynı çalışırdı. Yani mutlaka onun bir ekibi vardır. Bu oyuncu ekibinin haricindeki yaratı ekibinden bahsediyorum. Ve o bir ambiyans yaratıyor. Bir fikrin ışığıyla da bir fikir olduğunu, kostümüyle de bir fikir olduğunu, dekoruyla da bir fikir olduğunu ve neyi anlatıya hizmet ettiğini çok net görebiliyorsunuz. Ya bizde zaten tasarım cephesi böyle hep
çok sonradan oyuna böyle giydirilen bir şey sanki. O dediğiniz ekip fikrine ben kendimi çok yakın hissediyorum. Hani birlikte yol yürüyeceğin bir takım arkadaşı grubu ve bunun bir sanat grubu olması. Yani işte ses ve müzikte çalıştığın biri, ışıkta çalıştığın biri, dekor kostümde çalıştığın biri. Keza oyunculuk araştırmalarında destek alabileceğim, yani benim gücüm yetmediği bir yerde bir mesela koreograf arkadaşla çalışıyoruz. Hı hı. Kalabalık Duası'nda çağdaş dans sanatçısı ışıkla çalıştık. Ya yani böyle bir aslında... Hani yönetmen dediğimiz şey o böyle her şeyi bilen o sinemadaki otor gibi bir şey değil tiyatroda. Yani bir sürü yerden beslenmek, kendini başka kanallarla ve dediğiniz gibi sanat grubuyla özellikle doldurmak zorunda sanki. Ya öbür türlü buluş tiyatrosu, bir takım cin fikirleri olan ama o cin fikirleri hep kendini tekrar eden bir dille ortaya koyan bir böyle yönetmen profili de var benim gördüğüm. O yüzden o dediğiniz arayış, bir tür kalabalık olmak ve kendi ekibin olmak bence de çok kıymetli. Bizim camiada. Şimdi fiziksel tiyatro ağırlıklı bir tiyatrodasın. Uzun zamandan beri. Yani bu sadece burayla başlamış bir şey değil. Ben evet. Okuldaki işlerini de hatırlıyorum. Senin evet. Sınıfınızın ve senin aynı zamanda. Hı. Ve okuldan çıktıktan sonra yaptığın işleri de hatırlıyorum. Hı. Genellikle fiziksel tiyatroya daha eğilimli bir aktördün sen. Hı. Her zaman için. Hı. Peki ne diyebilirsin? Bir aktörün fiziksel tiyatroya olan ilişkisi onun hayatını nasıl disiplinize ediyor? Yani hayatı tabii çok gıcık bir şekilde disiplinize ediyor. Yani en temel tabii bu bedene çok iyi bakmanız gerekiyor yani maalesef ki. Özellikle prova süreçlerinde, özellikle bu işte oyun süreçlerinde falan. Hani bunun dışında yani hep böyle eskiden ben bir şey yanlış anlamıştım mesela. Onu ilk işte Grotowski Böksent'te çalıştığım zaman... Büyük bir şaşkınlıkla böyle karşılamıştım. İşte tabii konservatuarda izliyoruz işte videoları izliyoruz eski böyle işte Grotowski, Czeslak'ları falan böyle. Hani o beden çalışmalarını sanki böyle çok sportif bir yerden algılamışız biz. Yani özellikle okurken hani böyle dinç bir beden olacak ve asla nefes kesilmeyecek falan gibi bir yerden. Halbuki çok başka bir yerden çalışan bir enstrüman beden. Yani esas orada odaklanmamız gereken şey duyu. Yani o duyuların bedene ne yaptığı ve beden bunu nasıl ifade ettiğin. O duyu meselesini mesela çok kaçırmışız. Yani fiziksel tiyatro çalışmanın benim için en büyük artısı bu oldu. Yani o duyularla o bedeni nasıl buluşuyor ve oradaki ifade nasıl kesintisiz, dolaysız bir ifadeye dönüşüyor. O aradaki o bütün işte blokajlar nasıl kalkıyor. Biraz bununla karşılaştım ben özellikle. Dolayısıyla böyle çalıştırdıkça bedeni işte izlediğiniz şeyler, dinlediğiniz şeyler yani sadece sokakta yürümeniz bile başka bir sanatsal çalışmaya dönüyor. Yani aslında bir oyuncunun en temel çalışması hayatı yaşamak. Yani bütünüyle, fikriyle, zikriyle, işte bedeniyle sonuna kadar kendi olarak hayatı yaşamak. Fiziksel tiyatronun da burada bana açtığı ışık bu oldu. Yani gerçekten çok somatik bir deneyim haline dönüşüyor hayat yani. Bunu fark ediyorsunuz. Bu da çok gıcık bir şey tabii ki. Yani bir yandan böyle şimdi ben bunu yapıyorum ama şimdi böyle bir şeyler oldu falan böyle kendinizde değişik bir üçüncü gözle sürekli yaşıyorsunuz. Ya bunu söyleyebilirim. Sadece şey değil. Yani işte ses çalışmak, işte esnemek falan değil. Bunun çok daha ötesinde başka böyle duyusal bir çalışma o. Fiziksel tiyatronun getirdiği çalışma. Onunla tanışmak yani çok iyi geldi bana. Onu söyleyeyim. Anladığım kadarıyla yapmış olduğunuz tiyatro ruhunuzu son derece besleyen bir şey. Bunu severek, isteyerek, gönlünüzü vererek, araştırarak, çocukluğunuzu hala cebinize taşıyarak yaptınız. Her halinizden belli oluyor. Tabii, tabii. Görünüyor yani bu. Peki karnınızı nasıl doyuruyorsunuz? Yaz harcıyoruz. Ya aslında o ilginç bir şey. Yani biz şimdi iki tane oyunumuz var bu ekip adı altında. Ben hani dışarıda da oyunlar yapıyorum ama bu kendi ekibimiz üzerinden bakacak olduğumda hala iyi oyunun seyircisi var. Tabii ki. Ve iyi oyun garip biçimde karını da doyuruyor. Hani karın doyurmanın tabii ki standartı çizgisini ama... En azından hani, ekmeğin içi boş değil. Evet, evet. Yani o ilginç. Biz 5. sezonunu oynuyoruz Şato'nun altındanın. Ve 5 sezondur işte oyun kapalı gişe gidiyor.
ya herhalde 200'e yaklaşıyor temsil sayısı ve yani bir şekilde aslında oradaki iki oyuncu oyuna başladığında devlet memurlarıydı. İşte bir tanesi istifa etti, bir tanesi doğum yaptı ve şu an işte yeniden belki mesleğine başlayacak ama hani bir şekilde biz aslında 5 sezondur, 5 senedir bir oyunda geçiniyoruz. Şimdi işte ikinci oyunumuz eklendi. Bir de hani biz sadece kendimiz de değil yani tasarım ekibi, teknik arkadaşlarımız, yazarı, yönetmeni hani herkese bir tür eşit bir dağılımla yürütüp karnımızı aslında doyurabiliyoruz. Yani seyirciye iyi bir iş sunduğunuzda hala bugünün Türkiye'sinde işte tiyatro çok işte halka ulaşmayan bir sanat, seyircisini bulamayan bir sanat, karın doyurmayan bir sanat. Evet. Ama bir yandan da dirayetli durduğunuzda yani ben mesela konservatuvarda da hocalık yaparken hep öğrencilere şey diyorum. Ya böyle 30 yaş sonrasını bir bekleyin. Ya 30'lara kadar işler biraz çalkalanacak. Şansınız çok yaver gitmezse. Hani ama bir üslubunuzu bulmanız, hayatınızı oturtmanız, yani o direnebilirsiniz okuldan o 30'lara kadar ki o süreçte. Ben aslında açlığından bu mesleği yapamayacak noktaya gelmiş kimseyi tanımıyorum. Dirayetli durduğunda. Evet. Ama tokluk ne? Tabii ki o tartışılır. Yani biz manevi toklukla da biraz oradan da besliyoruz sobayı diyebilirim. Ama evet karnımız doyuyor mu? Doyuyor. Para kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Çünkü yaptığımız iş en önemlisi seyirci tarafından takdir ediliyor. Hı-hı. Yani o yüzden hani şey bir hikaye demek istemiyorum. Türkiye'de sanatla karın doyar mı? Evet zor doyar ama nitelikli ürünü hala seyircisini buluyor. Hem de yani Diyarbakır'ından işte Mardin'ine, Gaziantep'ine, Van'ına yani işte Karadeniz'de bir sürü turnemiz oldu. Yani bir sürü şehirde de karşılığını buluyor. Yani o şaşırtıcı. Yani sadece İstanbul merkezli de değil. İstanbul'un çeperleri ve Anadolu'ya da gittik bir hayli sayıda turneyle. Ve hep de karşılığını buldu. O yüzden ben burada hep genç meslektaşlarıma da onu diyorum. Ya ne olur sabredin. O kendi özgün biricik yolunuzdan vazgeçmeyin. Hani bir yandan dışarıda iş yapın tabii seslendirme yapın. İşte girebiliyorsanız televizyon piyasasına girin. Bu başka ama kendi arzu ettiğiniz o teatral yolculuk bir şekilde direnirseniz ve tabii ki de belli bir çaba ve yetenek varsa o da önemli. Karşılığını bulacaktır diye düşünüyorum. Bizde öyle oldu en azından. Ödenekli tiyatroların ilk örneği Devlet Tiyatrosu ve kuruluşunun birinci maddesi Türk seyircisini ve oyun yazarını yetiştirmek. Böyle bir iddiası vardır ödenekli bir tiyatro olarak. Peki klasiklerle ilgili yorumunuz ne? Ben bunu çok merak ediyorum. İkinize de soruyorum bu soruyu. Çünkü klasiklerin de oynanması aynı zamanda tiyatro ile seyirci arasında bir de böyle tiyatro var. Bu metinler de neden klasik? İşte bu yüzden klasik diyebileceğiniz. Bir şeye de, bir eğitim sürecine de, seyirciyi eğitmek sürecine de ihtiyacımız var. Biz okullarda tartışılan sürelerde bu eğitimleri alıyoruz. Fakat aldığımız bu eğitimlerin ne olduğunu pek çoğumuz bilmiyoruz. Mesela yoksul tiyatro, okuyorsun kitaptan da kardeşim, yoksul tiyatro nedir? Gerçekten nedir yoksul tiyatro? Ölümcül tiyatro, en yakın olduğumuz şey o, daha iyi bildiğimiz bir şey. Bunları okuyabiliyoruz, bunları görebiliyoruz. Klasiklerle ilgili görüşünüz ne? Nasıl sahnelenmeli? Çünkü Avrupa tiyatrosuna baktığımızda artık yeni jenerasyon yönetmenler klasikleri allaç pamuğu gibi atıp bambaşka yorumlarla sahneleyip kendimizce daha çekici bir hale doğru getirmeye başladı. Seyirci adına ya da tiyatro oyuncuları adına, yönetmenleri adına daha çekici bir hale getirmeye başladı. Biraz bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Ya yönetmen olarak ben de tam o dediğiniz allaç pamuğu yerindeyim aslında. Oraya daha yakın hissediyorum. Bizim mesela Şato'nun altında bir Macbeth uyarlaması. Normalde işte koca ağır bir metindir Macbeth. Ama iki tane kadın tarafından sahne üstünde bütün rollerin oynandığı bir de böyle bufon dediğimiz bir fiziksel tiyatro stiliyle sahnelediğimiz bir biçim. Mesela şu çok ilginçti. Biz Van'da oynadık oyunu. O dönem işte kayyum atandıktan sonra işini kaybetmiş tiyatrocuların kurduğu bir tiyatronun salonunda oynadık. Böyle küçücük Mencel Tiyatrosu diye bir sahneye gittik ve o oyunda çok enteresan bir şey yaşadık. Hep onu anlatıyorum. Bir grup Kürt kadın seyircimiz vardı. Dili anlamıyorlardı. Oyunda kullanılan Türkçe iyi, sonuçta Türkçe takip edemiyorlardı. Biz de Kürtçe oynayamıyorduk maalesef. Ama çok enteresan bir biçimde izledikleri oyunla öyle bir bağ kurdular. O kadar eğlendiler. Ve çıkışta sohbet ettiğimizde aslında oyunun ana aksını, ne olup ne bittiğini az buçuk takip edebildiler. Sonuçta erkekliği, erilliği yerle bir eden bir dili var. Bizim Şato'nun altında, Macbeth'e Şato'nun altındaki yaklaşımımızda. O kadınlar sahnedeki iki kadınla çok güçlü bir bağ kurdular. Yani şuraya gelmeye çalışıyorum. Aslında klasikleri, klasiklere ben böyle Efes Harabelerine benzetiyorum. Yani gittiğinde herkes etkilenir. Yani muazzam bir şey var. O insanlığın ortak mirası. Hani bütün klasikler ve bence
dünyada her seyirci, tiyatro deneyimi yaşayabilen herkes klasiklerle de tanışsın. Çok isterim. Çok çarpıcı ve çok büyük bir şey var insana dair orada. Ama bir yandan da bizim bunu hani tırnak içinde satıyor olmamız lazım. İzletebiliyor tabii, olmamız tabii, lazım. Tabii. Bizce bunun yolu işte şu an ekranda da akıyor aslında. Beden ve hareket odaklı bir dildi. Biz mesela Metin Andık'ın kitaplarına baktığımızda oyun ve Bügü'ye baktığımızda oradaki bir sürü form aslında Anadolu köy seyirlik oyunları. Biz şimdi mesela bufon diyoruz, clown diyoruz, performatif diller araştırıyoruz diyoruz ama çatır çatır yapılmış. Yani 1950'ler Antalya'da X köyünde bizim bu oyunda oynadığımız plastik benzeri fotoğraflar çıkıyor karşımıza. Tabii ki. Yani sonuçta halk anlatısı çok bedene, harekete, müzikliğe, oyunsuluğa dayalı. Dolayısıyla bir klasik acaba bu kadar asık suratlı mı olmalı? İlla böyle klasik yani böyle glob mu sahnelemeliyiz Shakespeare metinlerini? Ya da bir antik Yunan tragediyasını illa böyle korolarla falan böyle o şey çok yüksek perdeden mi yapmalıyız? Bu da olabilir. Bunu zaten ödenekli tiyatrolar yapsın. O da bir hizmet belki ama benim arayışım klasikleri aslında tam bozup o demin bahsettiğim sofistike halk tiyatrosu diyebileceğim yere taşıyabilmek. Hani hem izlensin, hem bir seyir deneyimi yaşatsın, hem kendisi bir bağ kurabilsin. Kendi bedeniyle böyle oturduğu yerde kıpraşsın istiyorum. Kaç seyirci. Sene hukuk eğitimi aldın? Ben uzun okudum, 7 sene okudum. Bayağı işe yaramış. Çünkü çok iyi bir hatipsin. Derdini de çok güzel bir şekilde anlatıyorsun. Yani bir onu aldım. Ama bu da çok işe yarar yani. 7 sene süründüm okulda. Pardon. Yani bir oyuncu gözüyle ben de cevap vereyim. Yani klasikleri hep şey gibi gördüm. Yani çok sağlam bir basamak, çok sağlam bir zıplama tahtası gibi yani bir oyuncu için. Hı hı. Ve oyun içerisinde de istediğiniz şekilde, istediğiniz yerden işte içeriden dışarıdan artık fiziksel, psikolojik neyse oyun içerisinde, yani klasik metinler içerisinde oyunculuk üslubunu aralarını böyle gezebilirsiniz. Yani gerçekten. Ben işte oyun atölyesinde Kral Lear'da oynuyorum aynı zamanda. Hı hı. Yani Kral Lear'da hani işte ağır metinlerden bir tanesi. Başa bela bir soytarı var hatta yani çok zor. Biz ya yani o oyunda da Muharrem Özcan'ın rejisini yaptığı bir oyun. Orada da hem rejide bir üslup çeşitliliği var. Hem oyunculuklarda da bir anda böyle o dördüncü duvar yıkılıyor. Bir anda tekrar içeriye alıyorsunuz her şeyi falan. O üsluplar arasında gezinmeye çok müsait bir şey, zemin, klasikler aslında. Hı hı. Bunu sadece tabii klasik deyince aklımıza hani sadece Shakespeare değil. Yok. Tabii yani işte Chekhov da geliyor, işte Ibsen de geliyor. Hele ki Chekhov'da kim bilir yani neler yapılabilir ve daha görmedik yani neler yapılabileceğini. Adam zaten bas varmış, ben oyunları komedi yazdım. Hızır ağlıyor diye. Bu adam bir şey yaptı diye. Hatta premieri falan mı terk etmişti, öyle şeyler hatırlıyordum. O yüzden ben de öyle düşünüyorum. Yani yönetmenlik tarafını biraz destekler vaziyette düşünüyorum ben de oyuncu için. Yani üsluplar arasında çok güzel gezebilirsiniz. Yani o mesafeyi şey sanki değil. Biz yaratıyoruz tiyatro uygulayıcıları. Yani aslında seyircinin tiyatro sanatı gibi bir şeyi niye mesafelensin ki? Yani çok eğlenceli bir temaşa var ya da çok yoğun duygular, deneyimler yaşatan bir görsel bir şey var karşında. Ama sanırım yıllarca inşa edilen dil o böyle fazla geleneksel ve fazla yukarıdan ve çok hızlı giydirmeye çalışan bir tiyatro dilimi. Bunun üstüne hala düşünüyorum ben ama yani Türkiye halklarının aslında tiyatro ile buluşamaması ya bu kadar uzak kalması bana çok ilginç geliyor. Bu kadar oyunculu bir millet, bu kadar bedeniyle çalışan, bu kadar aslında kıpır kıpır kendi içinde olan böyle bir anlatmayı seven, anlatıyı seven, masalı seven, şarkıyı, türküyü, temaşayı seven bir milletin tiyatro sanatına mesafesi İlginç yani. Orada aslında demek ki bizde bir yanlış var. Yani tiyatro uygulayıcıları. Kahvelere ve altın günlerine tıkıldı bir şey tiyatro yeteneği maalesef ki. Öyle gittiğinde gördüğünde birçok mukallitle karşılaşıyorsun. İnanılır gibi değiller yani. Ve işte adama köyün delisi muamelesi yapılıyor aslına bakarsan. Ya da işte kimsenin ciddiye almadığı insanlar oluveriyorlar bir anlamda. Tabii bir yandan da olayın sosyolojik bir boyutu da var. Şu an biraz onunla yoruyorum kafamı. Şu an Türkiye'nin büyük şehirlerinde yaşayan nüfusun %54'ü köy ya da kasaba doğumlu şu an yaşayanların. Bu sayı azalıyor ama çok fazlalaştı. Önümüzdeki sosyolojik engel de bir parça oldu. Yani kent soylularla köy soylular arasında bir çakışma ve
bunun arenası da şehirler oldu. Ve bu karmaşa içerisinde birileri bir noktaya kadar gelmişti kültür sanat anlamında. Diğerleri de gelmişti. Fakat onları bir buluşturabilme, aslında aynı dili konuşan insanların aynı sanattan zevk almaları hikayesini, onları bir arada tutabilmeyi becerebilmeli tiyatro. Tiyatro ekiple yapılan bir iş. Sadece bizim sahne üzerinde gördüğümüz ekip değil, onun arkasında duran ekip, ona kafa yatıran ekiple yapılan bir iş. Bir ekibin neler yapabileceğini onlara, o ekibe siz de bir ekip olursanız böyle olur verebilmemiz için bir köy soyununun da mutlaka gelip bir çeyo oyununda kendisinin anlatıldığını görmesi lazım. Evet. Onu oraya getirebilecek, düzeni kurabileceğimiz şey de şu an için daha iyi ve daha ucuz bir tiyatro. Ucuz, gerçek anlamda ucuzluktan bahsediyorum. Yani biletine ulaşabileceğin, o tiyatro salonunun bir özel tiyatronun gidemeyeceği bir yerde olması ödenekli bir tiyatroda. Çünkü genellikle bu çok tartışılıyor. Ödenekli tiyatrolar neden var? Hadi ödenekli tiyatrolar olmasın. İşte İngiltere'de ödenekli tiyatro mu var? Ki var. Geçiyorum onu da, hani böyle bir argüman var. Amerika'da var mı? Gibi argümanlar var. Şunu anlatamıyorum. Mesela sizin Van'daki oyununuzun bu kadar sevilebilmesinin altında yatan şeylerden bir tanesi de, ben de Danton'un Ölümü oynadım. Robert Cialdini'nin çok ağır bir rejisini hem de Van'da oynadım. Bütün seyirci ayakta alkışladı ve o zaman dedim ki Van'da sağlıklarını bırakarak psikolojilerinin pek çok zarar görmüş oyuncu arkadaşım, çünkü Van'da tiyatro yapıyorsun, çok zor bir şey bu, yıllarca yapıyorsun, onların yetiştirdiği bir seyirci var, bunu görüyorsun. Çünkü sen Van'da pencereni açtığında Piccadilly Meydanı'na bakmıyorsun, Diyarbakır'da pencereni açtığında Özgürlük Heykeli'ni görmüyorsun. Bu ülkenin de bir gerçeği var ve ortalamasını bulabilmesi için ülkenin bize çok görev düşüyor. Ama bir yandan da ben tiyatronun toplumları bu kadar etkileyecek bir sanat olduğunu düşünmüyorum. Ya çok etkili bir sanat. Zaten gerekmiyor. Yani. Ama değişen, gelişen, ileriye giden bütün toplumlarda da tiyatro mutlaka var. Evet. Ya birbirini besleyen iki tane şey. Ya mesleğe ve böyle kendimize biraz aşık oluyoruz galiba. Tiyatrocu profilinde dikkatimi çeken. Yani sonuçta orada Haluk Hoca'nın hep bahsettiği, Haluk Bilginer'in bir şeyi vardır. Böyle hani sonuçta biz de çıkıyoruz, işimizi yapıyoruz ya diyor. Yani terzi nasıl yapıyor, marangoz nasıl yapıyor. Yani bir yandan aslında bunu meslekileştirdikçe bizler tamam meslek erbabıyız. Onlar da bizim ulaşmamız gereken, ulaşmayı arzu ettiğimiz kitle. Bu kadar. Mesela geçtiğimiz yaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ben bir proje yaptım 4 ay boyunca. İstanbul'un daha önceden hiçbir çocuk etkinliğinin gitmediği mahallelerine sokakta bir sahne kurarak ve bir clown, akrobasi, dans, fiziksel tiyatro arası bir iş sahneledik. Böyle 80 mahallede herhalde 10 binlerce çocuğa ulaştık. Benim mesela kendi tiyatro sanatçılığı geçmişimin en kıymetli eşiklerinden biridir bu. Yani çünkü biz gittik o mahallelere. Normalde benim giremeyeceğim, fikrim olmayan, yani İstanbul'un burası neresi diyeceğim noktalarına belediye aslında bizi bir tür hizmet olarak götürdü. Ücretsizdi bu etkinlikler tamamen. Sadece çocuk odaklıydı. Sokakta ve onların mahallesindeydik. Yani biz gittik. Yani biz bir tiyatroya, bir salona davet edebilmek için aslında öncelikle o seyir kültürünün, temaşanın, o neşenin seyirciye ulaşması gerekiyor. Mesela ben işte senelerdir, böyle 7-8 senedir Clowns Without Borders diye bir STK ile çalışıyorum. Yani sınır tanımayan palyaçolar. İşte aslında işte savaş bölgelerinde, deprem bölgelerinde. Ya aslında en temel insan ihtiyaçları oluştuktan sonra barınma ve beslenme ve güvenlik, biz o sahaya oyun gelebilir diyor. Clowns Without Borders'ın etik kodu bu. Ya yani artık oyuna ihtiyaç var orada. Yeniden gülebilmek, yeniden topluluk olabilmek, aynı şeye bakmak, aynı şeyle duygulanmak. İşte ben oradan mesela aldığım dersi ya da deneyimi de biraz kendi tiyatroma aktarmaya çalışıyorum. Yani biz şu an İstanbul'da atıyorum Zorlu PSM'de belki oyunumuzu oynuyoruz ya da oyun atölyesinde. Ama orada bile aslında o tadı, o oyunsuluğu, o aynı şeye bakmanın bir araya getiren, tiyatronu bir araya getiren aynı şeye gülmenin gücünü, aynı şeye duygulanmanın gücünü bir şekilde hep tutmaya çalışıyorum. Belki biraz tiyatrocular olarak oradan bir daha bir kendimize bakmalıyız. Biraz fazla mı yukarıdayız acaba, yukarıdan bakıyoruz diye düşünüyorum bazen. Galiba tiyatronun içine akademi girince, akademik bilgi girince, yani akademikleşince tiyatro biraz halkla olan bağlantısı kopuyor. Ben böyle görüyorum. Halkla olan bağlantısını kopmasının önüne geçecek hala insanlar var, tiyatro insanları. Çünkü tiyatronun çıktığı bir nokta var ve vardığı nokta çıktığı noktayı reddediyor. Ya da süreçlerini reddediyor. Ya da süreçlerini kabul ediyor ama şeyle, şu tonla. Canım. Onlar da o zaman öyle yapmışlar gibi. Bir garip, işte akademikleşmenin getirdiği, aslında böyle olmaması gereken.
Sanıyorum dil tarihte yapılan araştırmalar zamanında hem Türk tiyatrosuyla hem dünya tiyatrosuyla ilgili yapılan araştırmalar çok kıymetli araştırmalar. Tam bunun karşısında duran araştırmalar. Yani bir tiyatro oyuncusunun kendi yarattığı dünya içerisinde halkla kurduğu ilişkide, dışarıda kurmuş olduğu ilişkide arasına bir mesafe koyması dahi buna dahil olmaya başladı. İster istemez. Sen mesela bir oyuncu olarak bunu fark ettin mi kendi içinde? Bunu aşmak için bir şey yaptın mı? Yani tabii şeyden konservatuvardan mezun olup ya yine Eskişehir'e örnek vereyim. Yani bir tık yine şanslıydık biz bence Eskişehir'e. Çünkü o mesafeyi ya da o işte senin bahsettiğin yukarıdan bakışı hani birazcık yaptığınız zaman Eskişehir'de hemen hocalardan bir tanesi ağzınıza çakar. Yani paçanı alıverirdi aşağıya değil mi? Aynen öyle. Sen ne yapıyorsun yani alt tarafı oyuncu yapıyorsun ne yapıyorsun diye. Ya biraz öyle yetiştiriliyoruz biz Eskişehir'de. Bu bile ne kadar büyük bir öğreti çok değil mi? Çok kıymetli, çok kıymetli. Yani hatta arkadaşlarla işte sınıf arkadaşlarımla falan oturup böyle bir araya geldiğimizde çok geyik yapmışızdır şeyden mezun olduktan sonra. Yani mezun oluyorsunuz, İstanbul'a geliyorsunuz ve işte audition'a girmeye başlıyorsunuz. Ve o audition bekleme sürecinde bir sürü sizin gibi oyuncu oluyor. Ve Eskişehirliler birbirini tanıyorlar. Hemen anlıyorlar değil mi? Gerçekten abi sen evet abi. Yani bizim merhabamız, ya ben de bu arada seyircilerimiz bilmeyebilirler, ben de aynı okuldan mezunum. Ve Tolga'nın andığı öğretmenler de benim dönem arkadaşlarım. Bizim okulun böyle bir ekolsüzlüğü ama kendi yaratmış olduğu halk tiyatrosuna müthiş bir yakınlığı evet, da vardır. Daha Brecht'yen evet, bir okuldur bizim okul. Evet, evet. Eğer bir tanım konulacaksa. Kesinlikle öyle. O hala devam eden de bir şey. Kesinlikle. Yani arkadaş sadece bir oyuncusun. Öyle sokaklarda dünya yaratmışsın gibi sanki yaptığın meslek tabii. Senin etrafında dönen koca bir dünyaymış gibi algılama. Sadece oyunculuk yapıyoruz yani. Tabii öyle. Yani o işte bizim okulumuzun kuruluşunda da o dil tarihle olan dirsek temasları. İşte hocalarımızın işte Nurhan Karadağ'ın da aynı zamanda öğrencilerin olması falan. Hani birlikte o dil tarihle o kurulan o dirsek teması çok önemliymiş gerçekten Eskişehir için. Tabii yani sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz Eskişehir'den İstanbul'a gelince. Bir dakika burada başka bir hız ve başka bir enerji var diye. Ama yani bunu hiç kaybetmemek gerekiyor. Gerçekten yani bir oyuncu olarak aynı bu toplumda yaşıyorum ve bu toplumun bir bireyim. Her şeyden önce. Aynen öyle. Yani bir insan olarak böyleyim. Dolayısıyla bu topluma dair bir kod keşfedeceksem kendim de keşfedeceğim yani önce. Bununla ilgili benim fikrim ne diye. Yani bu aslında kolay bir şey. Sadece burada niyet önemli. Tabii yani. Büyük büyük laflar ediyoruz. Genellikle tiyatro oyuncuları büyük konuşmayı seviyorlar. İşte yaşam üzerine bazı evet, mottoları vardır. İşte meslek üzerine bazı mottoları vardır. Ve sadece motto olarak kalır. Aslına bakarsan işte halka ulaşmamız lazım. Canım halka ulaşmamız lazım evet, falan der ama yani o zaten söylerken bile halktan kopmuş durumdadır. Evet. Bunu aşmakla ilgili çok çalışmamız gerekiyor ve evet, sadece ödenekli tiyatrolarda değil, onu bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek isterim. Hadi ödenekli tiyatrolar Türkiye'nin pek çok yerinde var ve tiyatroyu oraya en azından ne olduğu konusunda fikir sahibi oluşuyor insanlarda. Çünkü karşılaştırabilecek bir şey de yok önlerinde. Hani şu tiyatro böyle, bu tiyatro böyle diyemiyor. Sadece oyuncuları karşılaştırabiliyor. Belki de yönetmenleri. Eğer aynı kurumda çalışmışsa, çokça iş yapmışsa. Farklı kültürlerin olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Evet. Ve zaman günümüzde artık çok hızlı akıyor. Bir eğitmen olarak, Güray, bir zamanla ilişkini kurma konusunda oyun zamanı, eğitim zamanı birçok şeye yansıyor. Günümüzün hızlanan hayatı. Bunu kendinde, o hayatın da bir parçasısın. Ama biraz da eski hayatı da biliyorsun. Zamanın daha yavaş aktığı, işte radyonun olduğu, tek bir kanalın olduğu dönemi de biliyorsun yaş itibariyle. Bu değişim sende ve senin verdiğin eğitimde nasıl bir yansıma neden oluyor? Ya şöyle, ben bir de Ankaralıyım ya. Ankaralılığın da ayrı bir damarı daha var. Gri bir yani. daha gri. Yani hem belli bir yaşım var hem böyle bir o Ankara'da olmak, Ankara'da hayatımız böyle evler veya da provalarda falan geçerdi. Evet, zaman algımız çok geniş bir zamandı o zamanlar. Ama ben buna şöyle bakıyorum. Yani şu an içinde bulunduğum dinamik ne? Mesela pandemiyle birlikte online eğitim de vermeye başladım. Başta çok karşıydım ama yani sonra ne yapacağım? Yani buluşmak istiyorum, ders yapmak istiyorum, çalışmak istiyorum, araştırmak istiyorum. Ve çok enteresan biçimde anlatıda fiziksel olan diye bir şeyi online uyguladım. Ve bu şu an hani 10. kez aynı grubu açıyorum, aynı sınıfı. Ve gitgide gelişen bir dinamik olduğunu gördüm. Yani orada aslında muhafazakar durmayıp acaba ne yapabilirim? Yani online'a bu fiziksel alanı nasıl aktarabilirim? Ama diğer taraftan mesela işte Tolga ile çalıştığımız gibi kalabalık duası oyununda ucu açık prova süreçlerinin olduğu
projelerde eğer oyuncu buna okeyse, şartlar buna okeyse, şu an mesela öyle bir oyun çalışıyorum yine bir kadın oyuncuyla, böyle belirsiz yani nereye gideceği, takvimi henüz daha oturmuş değil. Ya biraz aslında önümdeki mevcut dinamiğe bakıyorum. Ona uyarlanabilir olan, ya bence bu zamanın eğitmeni yönetmeni de öyle olmalı, o kıvraklıkta olmalı. Online işte 12 saat, haftada bir gün 3 saat mesela akşam dersim var. Heyecanlıyım ya. Online'ın bende ayrı bir ritmi var. Ama işte bir clown atölyesi vereceğim. Günde 8 saat, 10 saat arası 12, 13, 14 gün sürecek çok yoğun, hırpalayıcı bir atölye. Onun apayrı bir dinamiği var. Bir oyun çalışacağım 9 aya yayılabilir. Neden olmasın? Ya orada aslında realitemiz ne? Çalışacağımız kişilerin sabır seviyesi, gücü, ekonomik durumu, çalışma alanları ne? Ya bütün bu parametrelerle belirleniyor. O yüzden ben o konuda da esnek olmaktan yanayım. Yani zaman adı üstünde böyle çok geniş bir şey olmalı. Şeye göre, kabına göre şekil almalı belki de. Yani projenin kendi arzusuna, muradına gittiği yere göre şekil alan bir şey olmalı. Ne çok aceleci, ne çok yavaş, çok kendi dinamikleriyle bir şeyin peşindeyim kendi yolumda. Öyle diyebilirim. Şimdi biz tiyatroyu yaparken genellikle müthiş bir şevkle işin içine giriyoruz. Hı hı. Ama bazen oyunlar içerisinde çalıştığımız yönetmenle, hatta bazen metinle çatışma içine de gireriz. Bunları aşma yöntemleriniz, ikinize de soruyorum bunu. Çünkü birlikte çalışıyorsunuz. Mutlaka çatıştığınız noktalar da vardır. Çünkü tiyatro çatışma demek zaten yani. Bir çatışma, sadece çatışma değil ama bir şey çatışmazsa bir sonuç çıkmıyor ya da seni düşünmeye sevk etmiyor. Bir şeyin çatışması lazım. Acaba bu durumları nasıl aşıyorsunuz? Karşılıklı sevgi ve saygı elbette ama hani yani bilgiye saygı elbette ama bir de işin insani boyutu var. Bazen yaralanabilir insan provalar sırasında. Evet. Ne türlü yöntemler? Rakı mı mesela? Bunun çözümü sizde. Yani evet. Orada oluyor. Yani kişisel olarak birincisi ya oyuncuların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi benim gördüğüm. Oyuna daha başlarken bir yönetmen gibi düşünmek bence büyük bir hata oluyor bir oyuncu için. Çünkü hemen böyle bir şeyler böyle o duvarlar kuruluyor ve sonra önce o duvarlar sonra yönetmeni bile duymuyorsunuz öyle bir durumda zaten. Reji yapma. Tabii yani öyle bir durum var. O yüzden yani gerçekten sadece oyuncu olarak bir oyuna başlamak çok değerli. Oradaki o teslimiyet, yönetmen ne derse desin onu belki bir süreniz olabilir atıyorum. Oyunu 2 ay çalışacaksanız ilk bir ay hiçbir şey demeyin mesela. Yani ne olur ki? Hani bir şey yorum katmayınız. Yönetmen ne derse onu yapın yani. Hani hiç sonunu düşünmeden, güzel olacak mı, iyi olacak mı, kötü mü olacak falan düşünmeden. Benim yani en beslendiğim yer burası aslında. Yani, biraz yönetmenin avcuna bırakma. Tabii. Orada yani bir sadece bir oyuncusunuz ve orada çok fazla dinamik var. Ve yönetmen sahneye baktığı zaman sadece seni değil oradaki her şeyi görüyor ve ilgilendiği tek şey sen değilsin. Sen yalnızca hani işini yap. Bir bak bakalım orada neler oluyor. Bunu yetmediği zamanlar tabii ki var. Yani sonuçta orada bir metin var işte neyse artık ya da bir fikir var. O fikrin oyunda uygulanmadığını görebilirsiniz. Buralarda tabii ki konuşmak, etmek, şey yapmak ya da Ümit Aydoğdu bize hep şey öğretmişti yani. Yani asla yönetmene bir şey kabul ettirmeye çalışmayın sözle. Yapın, güzel yaparsanız o kabul eder. Yani hani bu hiçbir yönetmen kötü şeyi hani kolay kolay reddetmez diye. Ya ben de onu uygulamaya çalışıyorum. Yani çok böyle hani dramaturjik böyle büyük tartışmalara girmeden varsa benim bir fikrim. Oynayarak onu göstermeye çalışıyorum. Çünkü benim malzemem o. Ya oynarsam zaten yönetmen onu görüyor. Hani ben bir şey söylediğim zaman oynayamazsam zaten orada daha büyük rezillik. Hani söylüyorsun oynayamazsam da gibi bir şeyim oluyor. Dediğini yap bari. Evet yani sadece oyuncu olabilmek, orada sadece oyuncu kalmak, hiç yönetmenlik sandalyesine oturmamak zihinde bir oyuncu için çok değerli yani o teslimiyet. İddiasını da oynayarak, yorumlayarak yapmak. O öyle düşünüyorum. Ya ben de aslında anahtar sözcük yine profesyonellik aslında. Yani sonuçta onun uzmanlık alanı oyunculuk. Benim uzmanlık alanım orada o trafiği, o sanatsal yapıtı diğer bileşenleriyle yönetmek. Ya ben de ama yine her projenin dinamiğine göre bazen değişiyor ama bir takım mesleki ve etik kodları baştan belirledikten sonra bak böyle çalışacağız. Yani şu kadar zaman şu özgürlüğün var.
Şimdi Premiere şu zaman kaldığında artık ben ipleri ele alacağım ve lütfen senden artık önerme yapmanı istemeyeceğim. Ama o süreç boyunca ben oyuncu malzemesini özellikle araştırmayı, kurcalamayı çok severim. Yani Kalabalık Duası oyununda mesela Tolga müthiş bir gönül açıklığıyla ve beden açıklığıyla bana malzemesini çok cömert sunduğu için de oyun bugün aslında bizim içimize sinen bir yerde. Bir de şey de oluyor tabii, hani eğitmen olarak da yönetmen olarak da yıkıp döküyoruz, hatalar yapıyoruz, kırdığımız oyuncular, insanlar, öğrenciler oluyor. Ve bunlar zaman içinde biriktikçe de aslında biraz daha o tecrübeyi, insanla ilişkiyi, doğru dinamikleri okumayı öğreniyorsunuz. Yani ben kendi adıma hani bir süredir daha olgun hissediyorum. O zamana kadar bir sürü hata yapıyoruz. Hı hı. Şu an geçmişe baktığımda o hatalarımı daha net değerlendirip oradan çıkardığım dersler de bana çok yardımcı oluyor ama her şey aslında belirli olduğunda profesyonel çizgilerle, ya ben sizin alanınıza girmiyorum. Rakı masasında belki ahbap arkadaş muhabbeti başka bir şey ama prova da sahadayken... Ben barışmak için yani, demiştim onu. Küstüyseniz barışmak için. Ya o bambaşka bir yer zaten. Güzel bir barışma ve kavga alanı. Ama prova alanında sahada çizgiler belirli olduktan sonra kimse kimseyi aslında mesleki olarak da insan olarak da kırmayabilir. Yeter tabii ki o çizgiler net olsun. Yani benim yönetmen sınırım ne, senin oyuncu sınırın ne, tasarımcının sınırı ne, sürelerimiz ne, nerede ne kadar sen aktifsin, nerede ben aktifim, sana bu oyunda ne kadar ihtiyacın var senin doğaçlamalarına ya da benim tasarımıma senin ne kadar ihtiyacın var gibi. Bunları aslında ben biraz konuşarak, biraz kokusunu alarak, biraz süreç içinde daha arkadaşça bir yerden ama profesyonelliği bırakmadan da götürmeye çalışıyorum. Yine aslında aynı yere gidiyoruz. Profesyonellikte her işin kendi dinamiğinin ayrı olduğu. Yani sizinle çalışsam bambaşka bir dinamik, Tolga bambaşka bir dinamik, kalabalık bir grup bambaşka bir dinamik. Biraz yine ya bence esneyelim ya. Türkiye'nin en temel sorunu zaten. Evet, evet, evet. Hani esnemekle omurgasızlığı da çok kolay karıştırıyoruz. Hayır yani biraz böyle esnemekte, rahat olmakta, ferah olmakta hiçbir zararı yok. Yani tabii biraz ki daha dinlemekte karşı tarafı. Biraz oralarda arıyorum kendi yolumda. Peki Kalabalık Duası'nı nerede izler seyirci? Nerede izler? Kumbara Celli'de oynuyoruz. Kadıköy Boğa Sahne'de oynuyoruz. Oyun Atölyesi'nde oynuyoruz. Şimdi Şişli Tiyatrosu'nda oynayacağız Şubat ayında. Onun dışında... Nerede? Yani aslında biz iki oyunda evet da bavul tiyatrosu yapıyoruz. Yani böyle bir arabaya atıp rahatça gidebileceğimiz ve prodüksiyonun bizi yormayacağı işler yaptığımız için aslında seyirci bizim sosyal medya hesaplarımıza baktığında Anadolu yakasında da Avrupa yakasında da yer yer turnelerde de çok hareketli olduğumuzu görecek. Ya bu çünkü bizim kaygımız. Yani şeyle uğraşmak istemiyoruz. Dev dekorlarla uğraşırken seyirciye ulaşabileceğim o çeperleri ıskalamamalıyım. Yani oyun gezebilmeli, ulaşılabilir fiyatta bilet satmalı. Küçük salonlarda ya da büyük salonlarda ama ulaşılabilir olmalı. O yüzden hep o kaygımız olduğu için yani seyirci bizi bir sürü yerde bulabilir. Ama alternatif sahneleri hala önemsiyoruz. Ödenekli tiyatrolar dışında iş yapan tiyatroların kurmuş olduğu tiyatro salonlarını. Oralarla işte Boğa Sahne gibi, işte Kumbara Ceylli gibi bu mekanların hala çok kıymetli ve yaşaması gerektiğini, oyun atölyesi gibi keza. Bu sahnelerle o işbirliğimizi sürdürüyoruz. Yani seyirci bize kolayca ulaşabilir aslında Anadolu ya da Avrupa yakasında. Peki o zaman sadece Kalabalık Duası yazdıklarında mı yoksa sizin bir resmi sayfanız var mı resmi orada? Resmi sayfamız var, web sitemiz de var. Şatonun Altında ve Kalabalık Duası şu an iki oyunumuz. Galiba böyle bir ay, bir buçuk ay sonra aslında atölyeler de düzenlemeye başlayacağız. Şu an üstüne çalıştığımız böyle oyunculukta ihtimaller diye bir atölye serisi var. Hı-hı. İşte mesela bir noktası bir oturumu kukla sanatı üstüne, bir oturumu maske sanatı üstüne. Ya aslında oyuncunun o kendi bedeni ve kendi duyguları dışında meselesi olabilecek şeyler neler olabilir? Oyuncunun kendi malzemesi dışında. Biraz onları araştıracağız. Yavaş yavaş aslında fiziksel tiyatro araştırmaları adına yakışır bir atölye serisini de katılımcılara ve seyircilere, ilgili seyircilere açma niyetindeyiz. Sonra belki bu seriyi dolaştırma arzumuz var Türkiye'de. Böyle hayallerimiz var. Bakalım. Öyle. Çok teşekkür ediyorum. İki tane biz çok teşekkür ederiz. Kıymetli insan bugün konuğum oldu. Sağ olun. Ve ikisiyle de tiyatro sanatı üzerine, bugün geldiği nokta üzerine çok da iddialı olmayan, tam da Türk tiyatrosuna bence yakışacak bir şekilde seyirciye son derece yakın bir sohbet ettiğimizi düşünüyorum. Yaptığımız işlerde de bunu kanıtlıyoruz her defasında. Bugünkü konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun geldiğiniz için. Programıma renk kattınız. Artı programı izleyen insanlar var, özellikle oyuncu adayları. Onlar için de yeni yeni bir tiyatronun
var olduğunu, yaşayabildiğini gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim size. Çok küçük bir şey eklemek istedim. Lütfen. Aslında bütün bu yolculukta ismini anmak isteyeceğim hep Ayşe Selen'le Suvar Aktaş Tiyatroten. Yani dil tarih demin konusu açılmışken giremedim. Aslında biz ve bizim gibi ekiplerin hep öncülü olan ve burada rahmetli Ayşe abla ve Suvar abi anmayı çok istedim. Çok sağ olsunlar bize bu yol açtılar. Demin bahsettiğiniz tiyatro araştırma laboratuvarı. Zamanında aslında 90'larda Beyoğlu'nda böyle çok ciddi bir avantgard böyle araştırma hareketi vardı Türkiye evet. tiyatrosunda. Yani umarım o yenilikçi damar geri döner. İşte tiyatro tem gibi gelenekselle yeniyi araştıran ekipler yeniden doğar. O ustalar el verir genç arkadaşlara. Hani bizim de gayretimiz biraz o yönde. Onlardan beslenip bir tür köprü gibi, bir ara kuşak gibi aslında o bilgiyi aktarma arzumuz hep var. Onları da bir anmadan geçemedim. Sağ çok, olsun, çok, var olsunlar. Ahde vefan da çok önemli. Ama sen varsan, siz varsanız, bizler varsak bu tiyatro ölmedi demektir. Onlardan el almış insanlarız. Derslerine girmiş, kendilerini tanımış insanlarız. Bir de bizim tabii çok büyük bir eksikliğimiz var. Yanlış anlaşılıyoruz. O kadar çok kalabalık görünüyoruz ki müthiş bir azınlığız aslına bakarsanız. Fakat yaptığımız iş bizi çok kalabalıkmışız gibi gösteriyor ama bir avuç insanız Türkiye'de bunu yapan. Biz sahip çıkacağız, biz yapacağız. Çünkü bu bizim işimiz. Bunu kimseden bekleyemeyiz. Ve iyisini yapmak da, kötüsünü yapmak da bizden sorulacak bir şeydir yani. Evet sevgili seyircilerimiz, bu pazarda konuğum oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de programımdan benim kadar keyif almışsınızdır. İyi pazarlar, sevgiler.